Birçok hastalığın kökeninde stres var. Tiroid bir endokrin organ. Endokrin organ vücuda iç salgı yapan, hormon üreten organlar anlamında bir ifade. Endokrin organlar yapıları gereği stresten çok çabuk etkilenirler. Endokrin organlar neler? Örneğin kadınlarda yumurtalıklar, meme, erkekte prostat, beyindeki hipofiz bezi gibi organlar ve tiroid de buna dahil. Ve dışarıdan gelen uyarıya herkesin vücudu aynı tepkiyi göstermez. Kimi şiddetli tepki gösterir, kimi zayıf tepki gösterir. Sizin strese olan direnciniz, dayanıklılığınız ki bu yine immün sistemden geçer. Eğer güçlüyse bundan çok fazla etkilenmezsiniz. Ama immün sisteminiz zayıfsa, strese karşı yeterli yanıtı veremiyorsanız stresten çok etkilenirsiniz. Tiroid de bu etkilerden ne yazık ki nasibini alır. İleri yaş, ek hastalıkların varlığı, kalp hastalığı gibi, tansiyon gibi, şeker gibi hastalıkların varlığı, özellikle de ilginç bir şekilde kadın cinsiyeti. Kadınlarda bunu çok daha sık görüyoruz. Kadınların malum duygusal yapıları erkeklerden daha farklı. Bu yapı tiroide de yansıyor ve yaş, ek hastalıklar ve kadın cinsiyeti stresten etkilenmede öne çıkan faktörler. Çok stresli olmayan bir iş de yapıyor olabilirsiniz ama strese direnciniz düşüktür. Daha fazla etkilenirsiniz ama stresli bir iş yapıyorsunuzdur, rahat bir yapıya sahipsinizdir. Daha az etkilenebilirsiniz. Ama sorunuzu somut bir cevap vermek gerekirse mesela finans sektörü burada önemli. Bankacılıkla uğraşanlar, finansla uğraşanlar, ekonomiyle uğraşan kişilerde bu malum hızlı geçişler, özellikle bu dönemde yaşadığımız ekonomik dalgalanmalar çabuk etkilenen faktörler. Doktorlar, benim meslektaşlarım çabuk etkilenen popülasyonda yer alıyorlar. Yani yaptığınız iş evet önemli ama sizin de strese vereceğiniz cevap da sonuca belirleyici olarak katkı sağlıyor. Sizin stresiniz yok. Bir sebepten tiroid hastalığına yakalandınız. Teşhis kondu size, bir hekime gittiniz, bir endokrin uzmanına gittiniz, tiroidinize filanca hastalık teşhisi kondu. Bu başlı başına bir stres. Zaten stres orada başlıyor. Yani sizin yapınız ne kadar sağlam olursa olsun ki bu doğal bir şey. Strese de şöyle bakmayalım. Hani stresim var ya da streslendim, bu kötü bir şey ya da bir eksiklik. Hayır, bu normal bir şey. Yani dışarıdan gelen bir travmaya vücudun verdiği yanıt. Tabii stres diyoruz. Önemli olan bunun düzeyi. Yani bunu belli düzeyde tutabiliyorsanız sıkıntı yok. Ama bunu yüksek seviyelere çıkartıp da kontrolsüzleşiyorsunuz, o zaman problem var. Etki hatırınız var ama herhangi bir ilaç ya da ameliyat gerekmiyor. Bu tabii stresi düşürüyor. Ama dersem ki tiroid kanseri mevcut ve ameliyat olmanız gerekiyor. Bu tabii stresi yükseltiyor ve burada işte o kişinin direnci verebileceği yanıtla da stresin düzeyi ve sıkıntılar yola giriyorlar. Her işi zorlaştırdığı gibi tedavi de zorlaştırıyor. Yani biz basit bir ilaç tedavisi verirken bile hasta ilaçları sorgulamaya başlıyor. Bunu almalı mıyım? Bizim halkımızda ne yazık ki bir problem var. Prospektüs okuma. İşte prospektüsler okunuyor. O prospektüslerde her şey yazmak zorunda. Hasta bu stresten ve bu kaygıdan dolayı ilacını da kullanmayabiliyor. Bu bir boyutu. Daha sert stres yaşanan hastalarımız, ameliyat olacak hastalarımız. Hastaya ameliyat dediğimizde ya da kötü huylu bir hastalık var ya da şüphesi var dediğimizde tabii stres katsayısı daha da artıyor. Ameliyat günlerini geciktirmeler, randevusuna gelmemek ya da ameliyat randevusuna geldiğinde ameliyathaneye girerken işte ağlama krizleri vesaireler gibi sorunlar ne yazık ki yaşayabiliyoruz. Ama dediğim gibi bunlar insani şeyler olarak bakmak lazım. Biz bunları bir hekim olarak asla eleştirel yaklaşmıyoruz. Siz var olan hastalıkta bir de stres üzerine koyduğunuzda bu organ zaten stresten etkileniyordu. Şu anda bir hastalığı var. Olay daha da agresifleşebiliyor, daha da ileri evreye doğru yol alabiliyor.